Bu akşam yine çok güzel, çok değerli bir konuğum var. Sayın Profesör Doktor Sinan Ekici, üroloji uzmanı. Ürolojik hastalıklarda, kadın ve erkek ürolojik hastalıklarda son yenilikçi tedavilerden bahsedeceğiz. Ozon tedavisi, PRP tedavisi ve kök hücre tedavilerinden bahsedeceğiz. Kendisi çok değerli bir doktorumuz. Çeşitli ülkelerde hem Hacettepe Üniversitesi'nden hem çeşitli ülkelerde Amerika ve Fransa'da çeşitli özellikle kanserle ilgili çok özel çalışmalar yapmış. Ben şimdi kendisini davet edeceğim. Kendisi size anlatsın. Gerçekten Türkiye'de ilk defa ürolojide ozon tedavisini ve PRP tedavisini uygulayan kişi Sayın Profesör Doktor Sinan Ekici. Şimdi onu davet ediyorum buraya ve sizle karşılaştıracağım. Merhabalar, hocayı bekliyoruz. Merhabalar hocam. Merhabalar, nasılsınız Aylin Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Almanya'da hayat nasıl geçiyor Hamburg'da? Valla gayet güzel ama bugün biraz yağmurlu. Yani son bir haftadır yağmur var. Gerçekten onu söylüyordum. Yağmurun sesini şu anda duyuyorum ve kokusu burnumda yani bu yayını yaparken. Aslında yazın arada böyle bir iyi geliyor. Evet. İstanbul'da da bir miktar yağdı geçenlerde. Havayı biraz serinletti. Ne kadar güzel. Sizin Çok güzel. gününüz nasıl geçti? Bizim günler yoğun geçiyor. Hastalara hizmetle geçiyor diyeyim. Hizmetle. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani sizi çoğu insan tanıyor ama Sağ olun. ben rica etsem kendinizden biraz bahseder misiniz? Profesör Doktor Sinan Ekici kimdir? Nerelerden gelmiştir? Nelerle uğraşır? Sağ olun. Teşekkürler. Doğum yılımı vereyim. 1970 doğumluyum. Uzun bir döneme geçeyim. Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldum. Yine aynı yıl Hacettepe Üroloji bölümünde ihtisasa başladım. 5 yıllık ihtisas süresi sonrasında üro-onkoloji uzmanı olarak bölümde bir yıl çalıştıktan sonra ileri deneyimler kazanmak için New York'a Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ne ve Miami Üniversitesi'nde üro-onkoloji eğitimleri almaya gittim. Daha sonraki dönemlerde de yine siz de bahsetmiş olabilirsiniz. Fransa'da laparoskopik endourolojik konularında eğitimler aldım. Çok ilginç, Biliyor evet. biliyorsunuz şu an üro-onkoloji artık endouroloji ile iç içe girmiş durumda. Bunlar olmazsa olmaz Olmaz. girişimler. Daha sonra bazı teknolojik imkanlara ulaşmada sorunlar olduğu için, teknik sorunlar olduğu için muayenehane açıp teknoloji hangi hastanedeyse onları kullanma yoluna gittim. Bu nedenle muayenehaneciliği tercih etmemdeki neden o. Hala muayenehaneciliğimde akademik çalışmalarım devam ediyor. TÜBİTAK'tan 2006'dan beri yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Bu konularda da çalışmalar yapıyoruz. Çok farklı Evet, orası alanlarda. çok ilginç hocam. Evet. Yani hangi konularda çalışıyorsunuz? Çok değerli bu Hidrodinamik çalışmalar. evet, hidrodinamik kavitasyon denilen bir enerji var. Yani bu konuda gerçekten çok değerli bilim adamlarımız var. Ali Koşar ismini Evet. zikredeyim. Bu konuda gerçekten fikir babası odur. Sağlık alanındaki uygulamalarını da ben destek oldum. Ve ortaya bir proje çıktı. TÜBİTAK da bu konuda çok destek veriyor hakikaten. Yani şu an cihazı geliştirdik ve hayvanlar üzerinde çalışma yapma aşamasına geldik. O aşamayı yürütüyoruz bu sene. Gelecek yıl sonunda tamamlanacak. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Umarım sağlık sektörüne yeni bir cihaz, yeni bir enerji türü kazandırmış olacağız bakalım. Yani bu cihaz tedavi mi edecek yoksa teşhis mi yapıyor? Tedavi. Tedavi. Tedavi yapıyor. Evet. Ürolojide mi yine? Hangi hastalıkları tedavi ediyor? Tümörlü dokular, iyi huylu prostat büyümesinde özellikle ve taş Çok ilginç. kırmada etkili olabilecek bir enerji. İsmi ne dediniz hocam? Ben ilk defa duydum. Evet, hidrodinamik kavitasyon.
Hidrodinamik kavitasyon ne kadar güzel. Suyun basınç farklılıklarından elde edilen ortaya koyduğu enerjiyi tedavi edici amaçla kullanıyoruz. Kısaca öyle özetleyeyim. Çok yani gerçekten ilginç. Bol şans diyeyim. Yani sonuçlarını en kısa zamanda çıkarsa paylaşmayı çok isterim. Tabii ki, tabii ki. Tabii evet, ki. Bugünkü konumuz yani hocam siz o kadar çok güzel bilgileriniz var ki ama benim ilk karşıma çıkan üroloji alanında çok güzel yeniliklere ilk imza atan bir profesörsünüz İstanbul, Türkiye'de diyeyim. Çünkü nasip oldu diyeyim. Evet, ne kadar güzel. İlk olarak ben şu anda bu arada Bahar Hanım, ben şey yapıyorum, bunları kapatıyorum yorumları. Biraz sonra açacağım ama sorularım zaten bana yazmış olanlar notlarımda, o soruları da soracağım hocaya. Şöyle, ozon ve PRP tedavisini ürolojide ilk Türkiye'de siz kliniğinizde kullanmışsınız, öyle mi? Doğru, doğru. Ne kadar güzel. Peki hocam anlatır mısınız bize? Yani buna rejeneratif tıp deniyor, öyle mi? Rejeneratif Doğru. tıp nedir? Rejeneratif tıp aslında yenileyici tıp ve son zamanlarda gerçekten baş döndürücü hızla ilerliyor ve gerçekten bu konuda çok müthiş gelişmeler var. Temel mantığı şöyle kısaca. Hastalıklı dokuların yerine geçecek ve bu dokuları onaracak yeni canlı dokuların geliştirilmesini hedefliyor bu tedaviler. İşte o nedenle ve hastalıklı dokularda eğer yeni canlı doku geliştirebiliyorsa onu yapabiliyor. Yok olmuyorsa yeni var olan hasarlı dokuyu onarım amaçlanıyor. Bu kök hücre tedavisi mi deniyor buna yoksa hayır, bu genel bu anlamı mı? Pek çok tedavi yöntemi var bunların içerisinde. Hani ben ilgilendiğim alanlar olarak bunların içerisinde ozon tedavisi, PRP ve kök hücre tedavisi yer alıyor. Kök hücre tedavisine ayrıca hücresel tedavi ifadesi de kullanılıyor. Bugünkü konuşmamız hani o kadar geniş bir alan ki gerçekten. Çok değil bugünkü mi? Konuşmamız ozon, PRP ve kök hücre üzerinde olacak. Bakalım zamanı tamam. Yetiştirebilecek miyiz? İnşallah. Biz mikrofon sizde hocam. Şimdi yenileyici tıp yöntemleriyle kronik hastalıklar, yaşlanma, doğuştan gelen hastalıklar ve travmaya bağlı hasar nedeniyle işlevini yitiren hücre, doku, organ bunların normal fonksiyonlarına kavuşması amaçlanıyor. Ve bu yöntemler pek çok yöntem kullanılıyor. Bu ozon tedavisi aslında ozon tedavisi uygulayan çok değerli bir dostumdan ilgimi çeken bir tedaviydi. Daha sonra ben bu tedavinin inceliklerini kendisinden dinledikçe dedim bu ürolojide neden kullanılmıyor? Gerçekten bir araştırdım. Hakikaten üroloji alanında hiç kullanan yoktu o dönemde. Yıl evet. 2009'lar civarı. Okay. Ve benim de sertifikam olduğu için ben bunları hayvan deneylerinde ilk önce kullanmak için proje oluşturdum. Ve hayvanlarda bunu denedim. İskemire perfüzyon modellerinde denedim. Gerçekten çok iyi etkileri olduğunu fark ettik ve bu konuda yayınlar da yaptık. Daha sonra özellikle tabii muayenehaneciliğin bir artısı budur. Bu tarz tedavileri uygulama şansımız da oluyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nda da geleneksel ve tamamlayıcı tıp birimi açıldıktan sonra bu konular daha hızlandı aslında bakarsanız. Ve ozon tedavisini ben ürolojide ilk defa uygulanabilir hale getirdim. Çünkü daha önce mesane içerisine ozonu gaz olarak veremiyorduk. Yani ozon tedavisi denildiğinde hep koldan verilen ozon intravenöz değil mi? Hep öyle intravenöz. Anlaşılıyor. Daha doğrusu evet. İntravenöz değil de şöyle. Kandan, daha doğrusu koldan bir 100 mililitre kadar kan alınıyor. O kan ozonlanıyor, ozonize ediliyor. Evet. Ozonlanmış kan tekrar kişiye kapalı sistemden veriliyor. Veriliyordu. Bu majör otohemoterapi de dediğimiz bir yöntem. Uygulama yöntemlerinde yine bahsedeceğim. Bu yöntem biliniyordu. Hasbelkader benim burada ürolojiye katkım bunun gaz olarak da mesane içerisine verilebilmesini uygulamaya koymam oldu. Peki hocam oldu. Bu ozonu gaz olarak mesaneye verdiğinizde hangi hastalıklarda daha çok kullanıyorsunuz bunu? Yani seyircilerimiz için hangi nerelerde kullanıyorsunuz özellikle? Şöyle
İsterseniz ben şeyden bahsedeyim. Çünkü onun temelinde yatan mekanizmalar var. Hangi hastalıkta neden kullandığımızı ondan sonra daha iyi kavrayabiliriz. Yani şimdi ozon denildiğinde çoğu kişi aslında yabancı. Ozon nedir? Çoğu Ozon kişi nedir? sadece ismini biliyor ve en çok da bu ozon tabakasının delinmesi meselesinden Çok ozonun doğru. farkındalığı oluştu insanlarda. Ozon normalde oksijen biliyorsunuz oksijen atomlarından oluşuyor. Ozon 3 tane oksijen atomundan oluşuyor. Oluşan bir Doğru. molekül. Oksijen de biliyorsunuz 2 oksijen atomundan Oksijende. oluşuyor. Şimdi şöyle güneşin yaydığı yüksek enerjilerin yeryüzüne ulaşmasını engelleyen stratosfer denilen bir tabaka var. Bunun içerisinde ozon tabakası var. Bu ozon tabakası ozon o güneşin radyoaktif maddelerinin yeryüzüne gelmesine engel oluyor. Doğrudur. Ozonun özel bir kokusu da var. Yani bunu şöyle tarif edeyim. Fırtına sonrasında şimşekler çakmış böyle bir hava düşünün. Yüksek yerlerde veya deniz kenarında karakteristik keskin bir koku alırsınız. İşte o ozonun İşte bu kokusu. ozondur. Evet. Evet. Yunanca'da zaten ozona ozein deniyor. Ya ozein demek koklamak. Yani ozonun ismi de ozeinden koklamaktan geliyor zaten. Yani çünkü keskin bir kokusu var. Kokusu var. Ozon, evet, ozon aynı zamanda tabii çalışmalar bunu ilerleyen zamanlarda gösterdi. Kendi immün sistemimizde, bağışıklık sistemimizde de lökositler biliyorsunuz bağışıklık sistemimizin temel hücreleri. Bunlar birbirleri arasında haberleşmek ve etkilerini oluşturmak için de ozon üretiyor. Yani vücuda da doğal bir molekül aslına bakarsanız. Ozonun şöyle bir etkinliği var. Bizim tıpta kullanmamızdaki altyapı bilgisi de şuradan geliyor. Ozon o kadar stabil olmayan bir molekül ki hemen bir reaksiyona giriyor çevredeki yapılarla. Oksidan bir molekül. O nedenle mesela verildiği zaman bir yere hemen biyolojik moleküllerle, organik maddelerle hemen ilişki içerisine giriyor. Bu nedenle ilk keşfedildiğinde de zaten dezenfeksiyon etkisinden yararlanarak yani mikrop öldürme etkisinden yararlanarak ilk önce dezenfektan amacıyla kullanılmış. Havuzların falan dezenfektanlıkta da Aynen. kullanılıyor, değil mi? Havuzların, suların E dezenfeksiyonunda bu da hala korona kullanılıyor. çıktı. Korona çıktı zaten. Koronada da o ozon şeyleri duyuyorum yani, sterilizasyon Kesinlikle. için, değil mi? Evet. Muayenehanelerde ya da işte ameliyathanelerde daha çok. Doğru. Doğru. Şimdi ozon 1840 yılında ilk defa keşfediliyor. Christian Frederick Schöpen tarafından ve 1857'de ilk ozon tüpü icat ediliyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında tabii antibiyotikler de o dönemde yok. Pek çok savaş yarası var, kangren var. Onları tedavi etmek için ozon kullanıyorlar. Ve orada aslında ozonun etkinliği test edilmiş oluyor bir bakıma. Ve ozonun tıp alanında kullanımı ta 1935'te başlıyor. O Ve kadar beklemişler. Evet. Evet. 1958'de ozonun tıbbi kullanımına yönelik olarak dozunun ayarlanması için ilk ozon jeneratörü geliştiriliyor 1958'de. Ve bu aşamadan sonra tıbbi uygulamalar hız kazanıyor. Ve 1990'lı yıllarda da hani kullanılıyor ama ozonun farmakolojisi ilk defa 1990'lı yıllarda aydınlatılıyor. Yani Yani ilginç bir hocam hikayesi de çok var. ilginç bir hikaye. Ben de yani bir 20 sene falan önce hatırlıyorum. Bir ozonlu yağ almıştım. İçine ozon yedirilmiş bir yağ Aynen. cildime sürmek için. Zeytinyağı ozonlanarak Zeytinyağıydı. merhem haline de Ozonlanarak. getirilebiliyor. Evet. Dermatolojik Evet. rahatsızlıklarda gerçekten kullanılıyor ve faydalı. Bir de şeye girmiştim böyle buharlı ozon buharına bedenimin içine girip falan. Aynen. Gerçekten kendimi çok iyi hissetmiştim. Ozon saunası deniliyor ona da. Evet. Evet. Yani ozon gerçekten güçlü bir oksidan olduğu için bu iyonlarla, biyomoleküllerle, işte antioksidanlar, proteinler, karbonhidratlarla, doymamış yağ asitleriyle özellikle hemen ilişkiye giriyor. Ve biz ozonu tedavi amacıyla kullanırken aslında hani ozon gidip bizim istediğimiz o istenilen etkileri oluşturmuyor. Evet. Ozonun ilk yaptığı iş hemen oksidan molekül olduğu için hemen çevredeki dokularla, hücre duvarıyla ilişkiye girerek burada
hidrojen peroksit ve lipid peroksitler oluşturuyor. Yani yağ, doymamış yağ hücreleriyle iletişime girerek. Ve Böylece, aha. asıl etkiyi de bunlar gösteriyor. Hidrojen peroksitler kısa dönemli etkiyi gösteriyor. Serbest oksijen radikali biliyorsunuz. Hemen antioksidan mekanizmaları, katalazlar, glutatyon sistemi falan bunları aktive ediyor. Lipid peroksitler ise hücre içine girerek ozonun diğer farklı etkilerini, enzim aktivasyonu ve diğer özellikle mitokondrilerdeki oksijen mekanizması, enzim aktivasyonunu bunlar da etkili oluyor. Yani asıl iki faktör bunların sonucunda bunların yaptığı etkilerle ortaya çıkıyor. Şimdi isterseniz şeyden bahsedeyim. Hani ilk Yani sorunuz nerelerde nerelerde kullanılır? Çünkü kullanılıyor? insanlar daha çok onu merak Aynen, aynen, ediyorlardır. Yani aynen. benim mesela diyorlar, mesela mesajlar aldım. Şöyle böyle ürolojik sıkıntılarım var. Aynen. Mesela yani bu nerelerde, hangi ürolojik problemlerde bu ozonu kullanıyorsunuz? Doğru. Şimdi hani koronadan bahsetmiştiniz ya, oradan Evet. ne öne çıktı? Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi kuvvetli olsaydı koronaya karşı insanlar daha kuvvetli olacaktı ve ciddi Doğru. şekilde hastalanmayacak, ölmeyeceklerdi. İşte ozonu kullanmalarındaki en büyük neden bağışıklık sistemini düzenliyor. Hem hücresel hem humoral etkili immün sistemini aktive ediyor. Bir de burada çok önemli bir şey var. İmmün sistemin aşırı çalışmasını bilirsiniz. Otoimmün hastalıklar deriz biz bunlara. Doğru. Multiple skleroz gibi bir takım hastalıklar var. Aslında otoimmün mi deriz? Mesela o hastalıklara ozon çok iyi geliyor. Hani nerelerde kullanırız? Mesela o hastalıklarda Mesela kullanırız. işte bu hani biraz daha açarsak multiple skleroz mesela başka nereler diyebiliriz? Benim ürolojide en çok kullandığım alanlardan biri interstisyal sistit. Çünkü otoimmün bir hastalık olduğu yönünde de bir takım bulgular var interstisyal sistitlerde, bir takım kronik sistitlerde. Yani bunlarda Çok etkinliğinin etkili değil mi? tabii çok etkili ve bunlarda etkinliğinin altyapısını oluşturan mekanizmalardan birisi bu. Yani immün modülatör etki gösteriyor. Yani Harika. immün sistemimizi düzenliyor. Bu Harika. nedenle önemli. Mitokondriler üzerindeki etkisinden dolayı enzim aktivitelerini artırıyor dedi. Antioksidan mekanizmaları çalıştırıyor. Yine bu antioksidan mekanizmalar bir takım ürolojik hastalıklarda da yine etkili olan mekanizmalar. Ve bunlar üzerinden de çalışarak etkinliğini gösteriyor. Biliyorsunuz mesela diyabet, kronik hastalık, bir takım kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, kanser, bunlardan mitokondriyal disfonksiyonlar söz konusu, altta yatan Evet. mekanizmalar olarak. Hani çok patofizyolojik şeyler bunlar ama kısaca değinmek istiyorum. Tamam. İşte ozon bu mitokondriyal disfonksiyonun düzeltilmesinde de etkili oluyor. Çok Vücutta harika. ürik asit düzenini değiştiriyor, düzenliyor mesela. Bunlar önemli. Ve en önemli etkilerinden birisi de şu. Kırmızı kan hücreleri, eritrositler içerisinde biliyorsunuz en önemli fonksiyon eritrositlerin dokulara oksijen taşımak. Bunu Evet. da içinde bulunan 2-3 difosfoglisarat diye bir difosfoglisarat denilen bir madde var, molekül var. Bu oksijen tutulmasını sağlıyor. İşte ozon bunun seviyesini arttırmayla akciğerlerde daha fazla oksijen tutulmasını doku seviyesinde de daha fazla oksijen bırakılmasını sağlıyor. Anladım. Sonuçta ne oluyor? Dokuların oksijene doymasını sağlıyor. İşte siz hani Harika. dediniz ya ozon banyosuna Evet. girdim, kendimi Evet. zinde hissettim. Çok. Neden? Dokularınız oksijenlendi. Ha. Oksijene doydu. Daha Sanırım oksijenle beslenir oldu. anladım. Bunun altında yatan en önemli şey bu. Mesela diyabetik hastalarda bu 2-3 difosfoglisarat seviyesi azalıyor. Yani dokuların oksijenlenmesi, beslenmesi sıkıntıya giriyor. Beslenemeyen dokuda da zaten kronik hastalıklar oluşmaya başlıyor. Diğer bir mekanizması kanın akışkanlığını arttırıyor. Bu trombositlerin pıhtılaşmayı önleyerek kanın akışkanlığı artıyor. Küçük damarlarda ufak çaplı damar sertlikleri, aterosklerotik plakların çözülmesini sağlıyor. Tansiyonu regüle ediyor. Bir önemli etkisi de özellikle ürolojik hastalıklarda kullanmamdaki en önemli nedenlerden birisi de ozon anti-enflamatuar etkisi var. Çok güzel. Enflamasyonu engelliyor.
Ve pek çok kronik hastalıkta da artık bugün Zaten çok çok enflamasyon var, değil mi tabii hocam? tabii çok çok dillendirilen bir nokta bu. Pek çok hastalıkta artık bu konular üzerinde kongreler bile yapılmaya başlandı. Enflamasyon söz konusu. Yani gerçekten kronik enflamasyon bu kronik hastalıkların temelini oluşturuyor. Bu interstisyal sistitte böyle, kronik prostatitte böyle. Dikkat ediyorsunuz arada hangi hastalıklarda kullandığını da Harikasınız ifade hocam, ediyorum. harika. Çünkü onlar biliyorum yani izleyiciler bekliyor. Evet. İnterstisyal sistit, kronik sistit, üretritler. Mesela üretritler en önemli kronik prostatit nedenleridir. Biz Yani özellikle evet. bir ya üretritle kastettiğim bel soğukluğu. Çünkü çok dirençli antibiyotiklere karşı çok dirençli bir hastalıktır. Ve bunlar iyi tedavi edilmezlerse prostata kadar gidip prostatın içerisine yerleşip kronik prostatite neden olabiliyorlar. İşte bu Dolayısıyla aslında devrede erken teşhis de çok önemli, değil mi burada? kesinlikle yani bu benim klinik pratiğimde üretritlere yaklaşımımı değiştirmiştir. Ve gerçekten üretritli hastalarda ozondan çok büyük fayda görüyorum ve bu hastaları özellikle antibiyotik tedavisi alıyorlar ama bir türlü şikayetleri bir geçmiyor. Yanma, batma, sızı hala devam ediyor. Mesela bu tarz hastalar gerçekten ozon tedavisinden fayda görüyorlar ve kronik prostatit gelişmeden bunu önlemiş Harika. olabiliyoruz. Peki bu ozon tedavisinin yan etkileri var mı hocam? Yan etkileri, şimdi kendi vücudumuzda da üretilen bir şey. Yan etkileri çok çok hani yani yan etki kabul edersek biraz dokuyu yakar. Yanma etkisi yapar. Yanma etkisi yaptığı için ilk uygulama sırasında ve ertesi günde bir miktar yanma etkisi yapabiliyor. Onun için de bir takım yöntemlerle onu azaltıyoruz biz. Zaten. Yani uygulanabilirliğini kolaylaştırıyoruz. Başka da bir yan etkisi yok. Peki kullanılmaması gereken yerler var mı? Mesela kontraindikasyonları nereler, nedir? Şimdi ozon tedavisinin kullanılmaması gereken en önemli şey bu bakla alerjisi denilen bir durum söz konusu. Bu favizm denilen durum. Bunlarda glikoz 6 fosfodehidrogenaz enzim eksikliği var. Bu hastalarda ozonun mekanizmalarıyla ilintili olduğu için bunlarda kullanmıyoruz. Hipertiroidi hastalarında tiroid hormonunun aşırı salgılandığı durumlarda kullanmıyoruz. Anemi ve kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlarda kullanmıyoruz. Yakın zamanda beyin kanaması, serebrovasküler olay geçirmiş, kalp krizi geçirmiş hastalarda kullanmıyoruz. Bilinci kapalı yoğun bakım hastalarında kullanmıyoruz. İmmünsüpresif ilaç tedavisi alan veya kronik bir enfeksiyonu nedeniyle ciddi immün sistemi baskılanmış olan hastalarda da ozonu kullanmıyoruz. Bazı hastalarda tabii bunu önceden test edecek bir imkan yok ama bazı hastalarda ozona karşı alerji oluyor. Yani tolere edemiyor tedaviyi ve bu hastalarda da mecburen kullanmıyor durumunda oluyoruz. Bir de gebe hastalar, bunlar özellikle hani hasta interstisyal sistittir, tedaviler alıyordur ama biz bunları gebelikte de mesane içerisine uyguluyoruz ama ilk 3 ay mümkünse kullanmamayı tercih ediyoruz. Yani kullanmadığımız durumlar bunlar. Bu başka kullandığımız neler var derseniz, kronik prostatitleri sık tekrarlayan akut prostatitleri ve sistitleri söylemiştim. İnterstisyal sistit en çok kullandığımız durum. Bir de radyasyona ve kimyasal maddelere bağlı olarak gelişen sistitler var. Onlarda da etkili. Bunun haricinde enfeksiyonun eşlik ettiği orşit ve epididimit yani testis iltihabı ve testisin hemen üzerinde epididim denilen bir bölge vardır. O bölgenin enfeksiyonlarında da ozonu kullanıyoruz. Bunun haricinde kronik böbrek iltihapları vardır. Kronik piyelonefrit onlar da kullanıyoruz. Testis torsiyonu olan durumlarda gelişen benim de çalışmalarımda gösterdim iskemi reperfüzyon yani bir doku beslenemiyor. Daha sonra da beslendiği zaman hasar oluşuyor. O hastaların tedavilerinde de kullanıyoruz. Ayrıca hani üro-onkolog olduğum için o yönüm de var. Kanser hastalarında da radyoterapi ve kemoterapi alıyor iken bu hastaların bu hastalara destekleyici tedavi olarak veriyorum. Ne kadar Böylelikle güzel. hem radyoterapi ve kemoterapiyi
daha iyi tolere etmiş oluyor. Hem de bu iki tedaviye destek tedavi vermiş oluyoruz bu yönüyle. Çok harika. Yani gerçekten hani bir destek tedavisi olması da özellikle kanserde çok çok gerçekten önemli. Peki Evet. hocam burada yaş var mı? Yani yaş sınırı var mı şeyde bu Ozon tedavide? uygulanmasında Evet. yok. Yaş sınırımız yok. Yok. Yaş sınırı yok. Şimdi ozonun kısaca şeyinden de bahsedeyim. Bu antibakteriyel olmasının dışında Lütfen. antifungal, antiviral etkileri de var. Hatta Kaliforniya'da bir tanıdık meslektaşımız var. Ürolog değil, başka bir alanda. Ebola virüsünü mesela ozon tedavisiyle tedavi etmiş durumda ve o konuda da çok iyi bilinen O birisi. zaman hocam COVID-19'da da belki bir ihtimal olabilir mi? Ya COVID-19'da zaten uygulanma amaçlarından biri bu immün sistemi geliştirmek amacıylaydı. Zaten o amaçla kullanıldı. Hatta bu ozon dernekleri COVID-19 tedavisinde ozonun kullanımına yönelik protokoller hazırladılar. Ama onlarda otohematerapi olarak yani koldan alınan kanın ozonlanıp verilmesi şeklinde bir tedavi gerekiyor ama çok fazla miktarda. Yani Anladım. bir hayli fazla miktarda seans gerekiyor. Yani ciddi ciddi hastanede yatarak bu tedavinin alınması gerekiyor. Yani çok Anladım. fazla sayıda veriliyor. Hani pratik olarak baktığınız zaman çok pratik değil. Ama uzun vadede koruyucu amaçlı verilmesi daha mantıklı olan bir tedavi gibi geliyor. Zaten ozon tedavisi şunun altını çizmek istiyorum. Hani yanlış bir anlaşılma olmasın. Konvansiyonel tıp yerinde duruyor. Yani biz bilindik tıbbı uyguluyoruz. Ama ozon tedavisi gibi bir tedavi bizim orada çıkmaza girdiğimizde imdadımıza yetişen bir tedavi. Yani çok güzel ya yani gerçekten Onun için harika. tamamlayıcı bir tedavi bu. Hani Harika. ya bırakın antibiyotiği veya başka şeyleri. Hadi biz ozon uygulayalım, hastalıkları tedavi edelim. Böyle bir şey yok. Yani onun Tek altını başına yani tek özellikle. başına bir tedavi değil, başka şeyleri ek olarak daha iyi sonuçlar Kesinlikle, alıyorsunuz. kesinlikle. Harika. Ve tabii ben üroloji de uyguluyorum ama ozonun yıllar içerisinde pek çok tıbbın disiplininde uygulama alanı buldu. Altını özellikle çizmek istediğim şey şu. Ozon öyle basit, hadi uygulayalım nasıl olsa bir gaz tedavisi. Uygulaması da basit denilecek bir tedavi değil. Bunun artıları var, eksileri var tedavide. Hastanın takibi var, tedaviye verdiği sürecin değerlendirilmesi, ona göre verilen dozların ayarlanması, doz aralıklarının ayarlanması, bütün bunlar tecrübeyle olacak şeyler. Ve onun için Gerçekten. ozon tedavisi alıyorsanız mutlaka hastalığınızla ilgili branşın doktoru eğer ozon uyguluyorsa ona yaptırın. Bu Çok benim güzel bir mesaj naçizane bir verdiniz. önerim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir mesaj. Hastalığınızın doktoruna gidin ve hangi branşta ise oradan alın diyorsunuz. Gerçekten çok Evet, önemli. bu çok önemli bir şey. Peki hocam, ozondan başka sizin işte PRP tedavisi, kök hücre tedavisi var. Onlardan da biraz bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi PRP tedavisi de aşağı yukarı 4 yıl önce Türkiye'de duyulmaya başladı. Ama ilk ortaya çıkış zamanı 1987. 1987'de kalp ameliyatlarında kullanıldı ilk PRP. Yani PRP aslında bir ifadenin Açılımı kısaltılmışı. değil mi? PRP platelet rich plazma demek. Yani Türkçesi plateletten zengin. Platelet nedir? Trombosit. Trombositten zengin Zengin plazma. plazma. Plazma kanımızın sulu kısmı diye tarif edebilirim. Şimdi kanımıza baktığımız zaman 3 önemli hücre tipi var. Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler. Ve geri kalanı da pek çok ayrı proteinler, moleküller, pek çok molekül var içerisinde. Bir de sıvı kısmı var. PRP tedavisindeki mantık şu. Trombositler konusundan bahsedeyim. Trombositler normalde kanımızda bulunan, ben onlara mühimmat deposu diyorum. Kanın içerisinde gerçekten mühimmat deposu bu. Yani bir doku zarar gördüğünde örnek vereyim. Bir damar açıldı.
Yani bir kese oluştu bir yerde. Kanınız bir süre sonra duruyor. İşte onu yapan trombositler. Ne yapıyorlar? Askerler gibi değil mi? Aslında evet, lökositlere siz askerler dersiniz. Trombositlere asker demek askerler çok uygun onlar. Olmaz aslında. Asıl evet. Askerler onlar. Trombositler böyle bir durumda çok fazla miktarda gidiyorlar, orayı tıkıyorlar. Binlercesi tıkıyor bir anda. Üst üste geliyorlar ve orada moleküler düzeyde bir etkileşimle bu trombositler parçalanıyorlar. Asıl hikaye orada başlıyor. Trombositlerin içeriği ortaya çıkıyor. Trombositlerin içerisinde büyüme faktörleri var. Hücreler arası iletişimi sağlayan moleküller var. Sitokinler var. Bunlar tamamıyla kanın içerisinden o işte askerleri de çağırıyorlar. Onların içerisinde bazı gruplar var. Doku onarırlar bunlar. Evet. Doku onarıcı o hücreleri de çağırıyorlar. Ve o bölgedeki bu büyüme faktörleriyle var olan, altını çiziyorum, o dokuda var olan kök hücrelerini aktive ediyorlar. Ne kadar ve, yani muhteşem bir şey var vücutta hocam, değil mi? Bir mekanizma, evet, yani sihir, evet, gibi. O kök hücrelerini de aktive ederek orada bir doku onarımına başlıyorlar. Ve oradaki ilk önce kanama durduruluyor, daha sonra oranın tamiri süreci başlıyor. İşte bütün bunlar aslında o trombositlerin içeriğindeki var olan içeriğe bağlı olan bir şey. İşte bu PRP tedavisinin çıkış noktası da tam olarak bu. Yani biz neden hasarlı dokuya bu trombosit içeriğini ilaç olarak kullanmayalım? İşte oradan çıkıyor bu mesele. Ve bu PRP tedavisinde biz de trombositleri hastadan aldığımız kan örneğinden izole ediyoruz ve onları bir şekilde parçalayarak içeriğini elde ediyoruz. PRP ilk çıktığında PRP bu trombositleri parçalamak için kimyasal maddeler kullanılıyor. Kalsiyum sitrat gibi. Ve ben kliniğimde trombositleri parçalamak için ozon kullanıyorum. Yüksek doz ozon trombositlerin parçalanmasını sağlıyor. Biz bunu biyokimyasal deneylerle de, karşılaştırmalı deneylerle de gösterdik. Klasik yöntemden farklı olarak ozonlu PRP'de trombosit içeriği daha fazla ortaya çıktığını da gösterdik. Hani ne gerçekten, kadar güzel. Gerçekten klinik deneyimde de normal klasik PRP uygulayanların fayda görmediği durumlarda benim uyguladığım ozonlu PRP'den fayda gören hastaları şahit oldum. Hocam çok bu güzel bir şey da, yani bunun böyle olması. Ben de ilk defa duyuyorum. Hani klasik bir yöntemden ayrı olarak ozonla yaptığınız için PRP de daha iyi bir sonuç veriyor. Çok, evet, çok güzel. Evet. Bu PRP uygulamaları da aynı ozon gibi. Hani konunun uzmanı hekim tarafından uygulanması yapılmalı. Gerekir. Yine bunu yine altını çiziyorum. Altını çiziyoruz. Kullanıldığı hastalığa göre, yani ne için kullanıyorsak, ona göre 20 ila 40 mililitre kadar hastadan kan alıyoruz. Ve bunun içerisinden biz trombositleri ayıklıyoruz. Ve trombositleri ozonla parçalayıp içeriği elde ediyoruz. Elde edilen bu maksimum içerik daha sonra hasarlı dokuya verilme, enjeksiyon şeklinde bunu kullanıyoruz. Hastadan aldığımız için ve bunu ozonla işleme soktuğumuz için, zaten ozon da vücudumuza doğal bir madde, daha önce belirttiğim gibi, tamamıyla vücuda doğal, alerjik reaksiyon riski taşımayan ve herhangi bir yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi. Gerçekten yukarı, çok güzel bir yöntem. Çünkü dediğiniz gibi çok doğal. Aslında vücudumuzda olan şeyi bir şekilde değiştirip tekrar vücudumuza geri veriyoruz. Doğru. Ne kadar doğru. Güzel. Aynen o şekilde. Ve yani PRP solüsyonunun hazırlanması da aşağı yukarı bir 30-40 dakika kadar zaman alıyor. Uygulanacak bölgeye lokal anestezik uyguladıktan sonra enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor. Ama bu PRP mesane içi hastalıklarda da uygulanabiliyor. Orada sistoskop dediğimiz mesanenin içerisine bakmayı sağlayan cihazlar aracılığıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulamalar kaç kere yapılıyor? Yani tabii hastalığına ve kişiye göre değişir ama ortalama kaç tedavi, kaç kez tedavi gerekiyor? Bazı hastalıklarda birkaç defa, bazı
bazı hastalıklarda da mesela sertleşme sorunu olan hastalarda veya kadın cinsel fonksiyon sorunlarında genellikle 4 defa yeterli oluyor birer hafta arayla. Başarı oranı nedir hocam? Çok yani biraz zor bir belki cevap ama. Hastalığın gerçekten durumuna göre değişiyor. Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında ve erkek cinsel fonksiyon bozukluklarında aşağı yukarı başarısı %80 civarında. O da mevcut hastalıklarından ne kadar etkilendiklerine bağlı olarak değişiyor. Ama daha kronik enfeksiyonlar, kronik durumlarda mesela interstisyal sistitte veya biz bunu kısırlıkta da kullanıyoruz. Orada başarılar bir miktar daha düşük. Ama şöyle, orada uyguladığımız durumlar da hani ozon tedavisi kullanmışız, başka tedaviler kullanmışız, fayda görmemiş hastalarda uyguladığımız seçme hasta grubu olduğu için de bir faktör de o olabiliyor. Harika. Peki hocam bu kök PRP tedavisi bir de kök hücre tedavisi var. Kök hücre tedavisinin PRP'den farkı nedir? Şimdi kök hücre tedavisi PRP tedavisinde altını çizmiştim. Dokuda var olan kök hücreleri aktive ediyordu PRP tedavisi. O nedenle PRP tedavisi aslında bir kök hücre tedavisi değil. Basında veya bu sosyal medyada da yanlış anlaşılıyor. Ben kök hücre tedavisi yaptırdım diyen hastalarımız var. Aslında yapılan PRP tedavisi. Yani PRP tedavisi bir kök hücre tedavisi değildir. Hücresel tedavi değildir. Hücresel tedavi kök hücre tedavisidir. Yani kök hücre tedavisindeki mantık ise şu. Hasarlı olan, zarar gören dokuların tamiri için biz o bölgeye vücudun başka bir bölgesinden kök hücre getiriyoruz. Anladım. Oradaki mantık bu. Anladım. Evet. Bir de şey var hocam, stromal vasküler fraksiyon. Şimdi kök hücrede durum şu. Aslında 4 çeşit kök hücre var. Fakat bizim uygulayacağımız erişkin bireyden aldığımız için erişkin bireyin kök hücreleri ve burada biz iki kaynak kullanıyoruz. Biri kemik iliği. Onu kalça kemiğinden bir özel biyopsi aletiyle alıyoruz. Ama çok az sayıda kök hücre çıkıyor. O kök hücreleri laboratuvarda geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Ondan sonra hastaya veriyoruz. Ama asıl kök hücre kaynağı yağlar. Cilt altı yağ dokusu. Evet. Ve biz cilt altı yağ dokusundan liposuction işlemiyle yağ alıyoruz. Bunun içerisinden kök hücreleri ayıklıyoruz. Bu yağ kökenli kök hücreleri dediğimiz adipoz kaynaklı kök hücreleri dediğimiz hücrelerle yapılan çalışmalarda başarı o kadar yüksek değildi. Bunun için yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Tek başına saf hücrelerin etkinliği biraz düşük oluyor. Evet. Çünkü kök hücre faaliyetini gösterebilmek için mikro çevresinin katkısına ihtiyaç duyuyor. Mikro çevreyle kastettiğim şu, yağ dokusunun içerisinde duran bir kök hücre çevresindeki destek olan yapısıyla etkili oluyor aslında. Anladım. İşte buradan stromal vasküler fraksiyon kavramı ortaya çıktı. Stromal vasküler fraksiyonda kök hücrenin mikro çevresiyle kullanılması esastır. O nedenle şu an kullanılan, yapılan, uygulanan kök hücre tedavilerinde genellikle tercih edilen stromal vasküler fraksiyon, SVT kök hücre tedavileridir. Yani dolayısıyla bu tedavi problemi olup ve tedavi düşünen, kök hücre tedavisi düşünen kişilerin hani bu tedaviye gitmeden önce bu stromal vasküler fraksiyonla yapılıp yapılmadığını aslında bir sormaları da olabilir. Yani. Tabii ama işi bilen bilen uzman zaten doğru yapacak. Onu yapacaktır. Uzmanınıza zaten danıştığı zaman zaten doğrusunu yapacaktır. Çok çok ilginç. Evet. Buyurun. Bu üroloji alanında da kök hücrelerde en çok çalışılan alanlardan biri de bu sertleşme sorununda yapılmış. Özellikle prostat kanseri nedeniyle biz hastayı ameliyat ederken, prostatı çıkarırken çevresindeki sinirleri koruruz. Bu sinirler penise gider ve ereksiyonu sağlayan sinirlerdir. Fakat bu sinirlerin korunması sırasında bile sinirlere dokunmak sinir hasarına neden oluyor. Evet. Sinir bir iletimini durduruyor. Nöropraksi denilen bir durum. Ve bunun normalde kendiliğinden düzelmesi bir 2 yıl kadar zaman alıyor.
normalde. Ve bu 2 yıllık süre içerisinde de eğer penis çalışmıyorsa, fonksiyonunu göstermiyorsa, bu sinirler de fonksiyonunu göstermediği için bir süre sonra bu sinir hücrelerinde ölüm gerçekleşiyor. Anladım. O nedenle bu hastalarda özellikle kök hücre tedavileri çok denenmiş. Ve gerçekten hem kemik iliğinden hem karın yağlarından alınan kök hücrelerin kullanımında bu hastalarda kök hücre çalışmalarının %60-70'ler civarında başarılı olduğu ortaya konulmuş. Hani şimdi penisin, siz de eczacısınız, penisin yapısını düşünürsek bir süngerimsi yapı vardır. Yani biz oraya verdiğimizde bu kök hücreler orada kalmaz, kan dolaşımıyla vücuda gider. Ve bunu araştırmışlar, bu kök hücreler nereye gidiyor? Bir hafta kadar bu dokuda kalıyor, enjekte edilen dokuda kalıyor. Daha sonra kemik iliğine gidiyor ve ganglionlara gidiyor. Ve oradan salgıladıkları özel sinyal molekülleriyle hasarlı dokuda doku onarımına yapıyorlar. Çok ilginç bir mekanizması var burada. Çok ilginç aslında, evet. Evet. Ve bu konuda çalışmalar hala devam ediyor. Aslında kanımca bu PRP ve kök hücre alanındaki çalışmalar gelecekte çok çok ciddi boyutlarda artıları eksileri de tam olarak netleştikten sonra çok önemli tedaviler haline gelecekler. İnşallah. Özellikle kök hücrelere. Yani çünkü bugün günümüzde cerrahi yöntemle tedavi etmeye çalıştığımız bazı hastalıklar minimal invaziv bir yöntemle kök hücrelerle tedavi edilebilir hale gelecek aslında. Anladım. Yani gelecek vadeden bir tedavi yöntemi. Gerçekten çok, çok inovatif. Çok. Bir kere beslenmeyen dokuda fibrozis gelişir biliyorsunuz. Kök hücreleri bu zamanında uygulandığı zaman fibrozisi engelliyor. Ağrıyı engelliyor. Orada yeni doku oluşumunu sağlıyor. Ve var olan hasarlı dokular da mümkünse yenilenmesini sağlıyor. Anladım. Çok yani gerçekten ilginç etkileri var. Çok ilginç. Gerçekten üzerinde eminim daha da çok çalışmalar yapılacaktır ve birçok alanda da daha da çok kullanılmasını isteriz diye düşünüyorum. Hocam birkaç soru var yani bana da geliyor. Tabii. Diğer yerden. Şey diyorlar, mesela düşük mesanem var. Doktor ne öneriyor? Hiç de çocuğu olmamış mesela. Bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Şimdi kısırlık konusundan başlayayım ben, çocuğu olmama konusunda. İnfertilite dediğimiz durum bu. Kadında da olabilir, erkekte de olabilir biliyorsunuz. %50, doğru. %50 gibi. Kadınlardan en sık olmasının nedeni aslında over yetmezliği. Ve kadın doğumcu meslektaşlarımız PRP'yi özellikle over yetmezliğinde kullanmaya başladılar. Ve orada dormant yani stabil halde ya da sessiz halde duran over kaynağı hücrelerinin aktif hale geldiğini, erken over yetmezliğine girmiş bayanlarda bunların aktifleştiğini gördüler. Ve şu an için o konuda da pek çok çalışmalar yapılıyor. Zaman içerisinde de o konuda da çok iyi gelişmeler olacağını tahmin ediyorum. Yani bir ümit ışığı veren bir durum bu PRP. PRP'nin kullanıldığı, yani prensip olarak şöyle düşünebiliriz. PRP'nin kullanıldığı durumlarda yeterli olmuyorsa kök hücrelerde kullanılabiliyor. Okay. Yani bunu birlikte değerlendirmek lazım. Ben de üroloji alanında yine erkek infertilitesinde bunu kullanıyorum. Azospermi durumunda kullanıyorum. Azospermi şu demek, kişinin erkeğin menisi çıkar fakat içinde hiçbir sperm hücresi yoktur. İncelemenizi yaparsınız, hiçbir tıkanıklığa bağlı azospermi değilse eğer, testis kökenliyse ve bu testisten mikroskopik olarak aldığımız doku örneklerinde de bunu gösteriyorsak, bu durumlarda PRP'nin ve kök hücrenin yeri oluyor. Tabii bu tedaviler gerçekten şu an için çok deneysel çalışmalar ama uygulanıyor ve uygulandıkça da zaman içerisinde artıları eksileri de ortaya çıkıyor ve tedavi daha şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu konularda benim tecrübeme göre de PRP ile PRP uyguladığım hastalarda özellikle azosperminin bir grup hasta vardır azospermi hastalarında. Matürasyon aresti dediğimiz spermin
bir kök hücreden matür bir, yani olgun bir sperm hücresi oluncaya kadar geçirdiği aşamalar, başkalaşım aşamaları vardır. Bu aşamalarından birinde durur o. Ve daha fazla değişiklik göstermez ve dört dörtlük bir sperm hücresi gelişmez. İşte bu tarz durumu olan hastalarda PRP bu olgunlaşma sürecini yeniden harekete geçirebiliyor. Hocam şöyle demiş, hocam over vardı, genelde gene de olmadı demiş bu soruyu soran. Over, pardon. Hocam over vardı, genelde olmadı ama pek onu anlayamadım. Tekrar yazarsanız. Overi olabilir ama içinde ovum denilen yumurtaları da olmayabilir. Evet. Yani bizim amacımız kadın hastada onların üretimini sağlamak, erkeklerde de spermin üretimini sağlamak. Okay. Şimdi spermi bu şekilde matürasyon arrestinde durmuş hastalara verdiğimizde en azından bir aşama, birkaç aşama ileriye götürebilirsek bile başarı oluyor. Çünkü bir aşamadan sonra o elde ettiğimiz hücreyi tüp bebek uygulamasında kullanabiliyoruz. Daha doğrusu mikro enjeksiyon tedavisinde kullanabiliyoruz. Çok iyi. Diğer türlü hiçbir azoospermi hastası oluyor. Hiçbir elde edilen kullanılabilecek hücre elde edemiyoruz. Okay. Ama bu PRP ile, kök hücreyle en azından bu süreci aşamaları birkaç aşama öteye götürüp oralardan kullanılabilecek hücre elde etme şansımız oluyor. Harika. Çok teşekkürler. Hocam birkaç sorular daha var. Mesela Hashimoto'da kullanılır mı diye. Benim alanım değil. Değil. O konuda yorum yapmayın. Bir endokrinoloğa belki sormak lazım. Peki nodüller içinde kullanılır mı demişler. Hangi organın nodülleri? İşte o zaman tekrar sorarsanız lütfen. Eğer prostattaki nodüllerse iyi huylu prostat büyümesidir o. İyi huylu prostat büyümesinde şu an bir kullanım alanı yok. Okay. Bu aynı soruyu soran mesane düşüklüğünde, peki hocam neden bu mesane düşüklüğü olabilir? Tedavisi ne olabilir demiş. Nasıl bir tedavi? Mesane düşüklüğü sistosel dediğimiz durumdur. İdrar kanalından aşağıya doğru mesane, daha doğrusu vajen duvarında bir zayıflık oluşturarak aşağıya doğru gelmesi, vajenden çıkması. Burada genellikle pelvik tabandaki disfonksiyonlar da söz konusu. Hı-hı. Özellikle ağır doğumlar yapmış bayanlarda, ağır Hı-hı. kaldıranlarda çok olan bir durum var. Tabii bunun içinde aslında hani her bayanda oluyor mu dersiniz. Tabii. Genetik altyapı da önemli. Önemli. Genellikle tiroid şöyle şunu nodülleriymiş söyleyeyim. Bu arada. Bir de tiroid nodülleri. Benim alanım da evet. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biz kliniğimizde uzman bir fizyoterapist arkadaşımızla da hizmet veriyoruz. Bu kronik hastalıklarda özellikle multifonksiyonel bir yaklaşımla tedavi vermiş oluyoruz. Kadın ve erkek cinsel fonksiyonlarında da çok önemli yer işgal ediyor fizyoterapi. Doğum yapan hastalarda hemen akabinde kısa bir süre sonra yapılan fizyoterapiler bu mesane düşüklüklerinin, aynı zamanda bağırsakların enterosel dediğimiz, rektosel dediğimiz durumların oluşmasına engel oluyor aslında. Bu burada mesane düşüklüğünün nedeni aslında pelvik tabandaki zayıflık. Yani bu aşamaya gelmişse artık bundan sonrası ameliyatla düzeliyor. Bunun ameliyatlarını da yapıyoruz. Okay. Peki hocam, HD Bektaş şöyle bir soru sormuş. Kök hücreyi önce demiş ki kök hücre Türkiye'de hiçbir yerde yapılmıyorlar diyorlar. Neden demiş. Halbuki siz uyguluyorsunuz. Bir de kök hücreyi belden mi yoksa karın çevresinden mi alıyorsunuz demişler. Karın çevresi. Karın çevresi dediği dinleyicimizin karın yağları. Biraz önce bahsetmiştim, karın yağları. Karın yağlarından liposakşın denilen işlemle yağ alıyoruz. O yağın içerisinden kök hücreleri izole ediyoruz. Özel sistemlerle, yöntemlerle. Onun da iki çeşidi vardır, enzimatik, nanenzimatik diye. Farklı farklı amaçlarla onları uyguluyoruz. Harika. Belki sizin konunuz değil ama egzema ve kolesterolde kullanımını sormuşlar. Bu mümkün mü? Bakın, kolesterol yüksekliğinde ozon tedavisi çok iyidir. Egzemada, bu çok güzel bir şey, evet. Egzemada da bu ozonlanmış zeytinyağları veya kremler vardır. Egzemada kullanılır. Ben kullandım. Yani hiçbirinin sebebim olmadan, sadece hani cildim güzelleşsin diye kullanmıştım yıllar önce. Gerçekten faydasını gördüm. Dolayısıyla evet. Da zaten siz söylüyorsunuz. Yara iyileşmesinde zaten çok kullanıyoruz biz ozon tedavisi. Ozon. Özellikle diyabetik ayakları bilirsiniz. Diyabetik evet, ayakların evet. Diyabetik ayak veya belde açılan yaralar,
Bunların tedavisinde ozon tedavisi çok önemli. Çok güzel. Peki hocam, ben ilk defa duydum bu kolesterolde ozon tedavisi. Nasıl Etkili. kullanılıyor? Majör otohematerapi olarak veriyoruz. Anladım. Yani siz kliniğinizde bunları uyguluyor musunuz? Uyguluyoruz. Kolesterol içinde. Ben her türlü ozon uygulamasını yapıyorum kliniğimde. Harika. Bir soru daha var. Kronik prostatit tedavi şekli ve tedavideki başarı sonucu nedir demiş Yüksel Şimdi Arslan. bu kronik prostatitlerin de alt tipleri vardır. Bakteriyel olanlar veya bakterinin eşlik etmediği kronik pelvik ağrı sendromu denilen durumlar vardır. Bu kronik pelvik ağrı sendromu durumları daha farklı bir sendrom şeklindedir. Aynı interstisyal sistit gibi. Altında başka faktörler yatar. Onlardan multidisipliner bir yaklaşım ve multifonksiyonel bir yaklaşımla yaklaşmak lazım. Kronik prostatitlerde uyguladığımız öncelikli tedavi ozon tedavisi, dokunun beslenmesi. Ben şahsen prostata bir enjeksiyon yapılması taraftarı değilim. Genellikle steroid ve antibiyotik enjeksiyonu da uygulanan yöntemlerdendir. Fakat prostatın içerisinde bu prostatiti oluşturan odağın nere olduğu bilinmediği için ve bunu da gösteren hiçbir radyolojik yöntem olmadığı için sadece bazı bölgelerde beslenemeyen bu odak olabilecek noktalarda kalsifikasyonlar olur. O kalsifikasyonlar ultrason altında bize bir yol gösterir ama onların olmadığı durumlarda odak belli olmadığı için hani rastgele belirli bölgelere antibiyotik verilmesinin çok çok etkili olmadığı düşüncesindeyim. Zaten kliniğimde de bu şekilde tedavi yaptırmış pek çok hasta geliyor. Bunlara ben ozon tedavisi uyguluyorum. Ozon tedavisindeki maksat şu, dokunun beslenmesini sağlıyor. En önemli şey bu. İkincisi, oradaki bağışıklık, lokal bağışıklık sistemini arttırıyor. Üçüncüsü, enflamasyonu gideriyor. Dördüncüsü, ağrıyı gideriyor. Ve zaten bütün bunlar bir araya geldiğinde kronik prostatitin şikayetlerini oluşturuyor. Ve bütün bu etkileriyle, ozonun etkisiyle bunları tedavi etmiş oluyoruz. Aynı zamanda ozonun dezenfektan etkisiyle antibakteriyel, antifungal, antiviral etkileriyle de bizim izole edemediğimiz ajanlar söz konusuysa onları da tedavi etmiş oluyoruz. Harika. Ama hastadan hastaya her tedavide olduğu gibi ozon olsun, PRP olsun, kök hücre olsun farklılıklar arz ediyor. O nedenle hastanın detaylı bir şekilde kişi bazında değerlendirilip bu tedavilerin de kişiye özel içeriğinin planlanıp öyle uygulanmasında fayda var. Hani Harika. bu şu kadar dozda şu antibiyotiği alın gibi tedaviler değil maalesef. Ve herkese aynı şekilde etki etmeyebilir. Onun için öncesinde mutlaka detaylı bir incelemeden geçiriyorum. Ondan sonra bunları uyguluyorum. Harika. Hocam, Hediye Bektaş tekrar yazmış. Kök hücre Türkiye'de yapılmıyor diye söylüyorlar Ama demiş. hangi alanda? Hangi alanda? Ben Evet. yaptığımı söylüyorum. Evet. O belki hani başka bir Dört yıldır alanda. yapıyoruz ve Evet. özellikle de en başarılı olduğumuz alan sertleşme sorunu. Evet. Yani Yani buyurun. sertleşme sorunu bu özellikle sinirleri korunmuş kanser nedeniyle, prostat kanseri nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda veya ilerlemiş prostat büyümelerinde de bir takım sertleşme sorunları oluyor ve onlar diğer tedavilere bazen cevap vermeyebiliyor onlar da. Ve çok aşırı sigara içenlerde ve diyabetli hastalarda, şeker hastalığı Evet. olanlarda bir komplikasyon olarak da gelişir. Bunlarda PRP ve kök hücre tedavisinden çok büyük faydalar görüyoruz. Harika. Peki hocam, sizin bu özellikle bu tedavilerde çok büyük tecrübeleriniz var. Bir de asıl bugün konuşmadık, kanser, yani ürolojik kanserlerle de çok ilgileniyorsunuz, değil mi? Zaten birazdan çok az vaktimiz kaldı ama yani Evet. bu konuda neler anlatabilirsiniz bize? Neler Bu yapıyorsunuz yani? Özellikle hangi tedavilerde uyguluyorsunuz? Bunları işte ozon, PRP ve kök hücresini de uyguluyorum dediniz. Bazı kanser tedavileriyle birlikte. ileri seviyeye gelmiş mesane kanserleri, böbrek kanserleri, prostat kanserleri, bunların aldıkları radyoterapi, kemoterapi gibi hastalıkları, kemoterapi gibi tedavilerde tedaviye olan verecekleri cevabı hem arttırmak
hem de o tedavilerin kendilerine verdikleri sıkıntıları azaltmak adına ozon tedavisi uyguluyorum. Çok güzel. Ama kanserli hücrelere, kanserli hastalara PRP tedavisi ve kök hücre tedavisi şu an uygulanan bir şey değil. Değil. Belki ileride olabilir. Peki, ay yani biraz hani zor mu diyorsunuz? Alan biraz farklı. Yani orada onların geri bilimsel olarak şu an için yok. Öyle bir şey. Peki kök hücrenin azospermde başarı oranı nedir demiş H.D. Bektaş? Dediğim gibi tamamıyla hastanın durumuna ve azospermin derecesine bağlı. Eğer bir matürasyon arası söz konusuysa bu hastalar en çok fayda gören hastalar. Okay. Yani menide sperm çıkmıyor ama yapılan mikroskobik testis biyopsisi alınarak bakılan durumlarda sperm başkalaşma yani oluşma aşamaları var ama bir yerde durmuş. Daha ileri gitmiyor. O çeşit özellikleri olan hastalarda etkili. Okay. Onun için hani burada belli bir yüzde vermek yanlış yönlendirme olur. Okay. Yani en önemlisi doktorunuza başvurun. Zaten burada zaten ya onu bu tedaviler dediğim gibi hani kişiye göre kişiye göre başarısı ayarlanabilecek şeyler. Harika. Tedavi uygulamaları. Hocam çok az vaktimiz kaldı. 3 dakika kaldı. Dolayısıyla toparlarsak bugünkü konu hakkında son 5-6 cümle ne söylemek istersiniz? Konuşmamın başında aslında söylemiştim. Bu rejeneratif tıp gerçekten geleceğin tıbbı. Özellikle tabii üroloji bunun arkasında kalmadı. Bu konularda hasbelkader katkılarım, ben de katkılarda bulundum. Bu konuda uzman olan kişilerin de katkılarıyla zaman içerisinde iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Özellikle kök hücre konusunda çok çok iyi çalışmalar var. Ozon konusunda da hani benim tecrübelerimi aktardığım uluslararası kongrelerde o zamanlar çok uygulanmıyordu ama şu an gerçekten onlarla ilişkilerim devam ettiği için Amerika'da, Avrupa'da, özellikle İspanya'da, İtalya'da uygulayanlar çok. Rusya'da var. Bu konularda ciddi bir uyanma söz konusu. Uyguluyorlar. Harika. O zaman böyle yani gerçekten çok gerçek inovatif şeyler bunlar. İleride yani bizi seyreden insanlara söylüyorum. Birazdan kapanacak Instagram. Dolayısıyla belki bir gün daha yaparız. Bazı şeyleri detaylı konuşuruz hocam. Tabii ben çünkü burada çok birazdan kapanacak. Yüzeyel olarak bahsettim. Hani kullanıldığı hastalıkları bile sadece ismiyle geçtim. Eğer talep olursa tabii ki hastalığa spesifik bu tedavilerin kullanımına değinebiliriz. Tabii çok ki. Çok teşekkür ederim. İnşallah yaparız beraber. Çünkü birazdan kapanacak. Kayıt etmek için şey yapacağım. Önceden tamam. Kapanmak üzere. Ben çok çok teşekkür ederim. Sizin aracılığınızla da daha çok kişiye sesimizi duyurma fırsatı bulduk. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Çok değerli bilgilerinizi bize verdiğiniz için. İnşallah bir dahaki sefere tekrar daha da ayrıntılı konuşuruz. İnşallah. Hepinize iyi akşamlar rica diliyorum. Edeyim. Hoşça İyi kalın akşamlar. Hocam. Görüşmek üzere. Herkese çok çok teşekkür ediyorum bugünkü yayına katıldığınız için. Ben bu yayını kaydedeceğim. Hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar.